Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi EMA'nın kullanım pencerelerini nasıl ayarlıyoruz? Bunları göreceğiz hep beraber. Kendime ikinci bir ekran açıyorum şu an. İkinci screen. Normalde EMA'nın ekranları böyle default şekilde boş geliyor. Biz burada bu noktacıklarda istediğimiz yere dokunursak burada bakın böyle bir tab var. Bu tabın içinde çeşitli özellikler var. Ben buradan şimdi grup özelliğimi alıyorum. Pull'dan gruba girip grup özelliğimi alıp bu grubu pencerede istediğim yere şu köşesinden küçültüp büyütüp istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Mesela sol köşeye koyduğumu düşünerekten pozisyon açıyorum yanına da bir tane. Preset'in içinde de pozisyon tuşum var. Pozisyonunu açıp veriyorum. Buraya bir tane color açıyorum. Buraya da beam. Kullandığım ana pencereler açıyorum. Şimdi bunların hepsi birbirine çok benziyor. Gri yani şu geçişleri falan. Bunların şöyle de bir özellikleri var. Bunun üzerinde sağ tıkladığım zaman şurada frame color dediğimiz yer var. Burada istediğim gibi onu bakın mavi yaptım. Daha iyi görebilmek açısından işte pembe yaptım. Frame color'da yeşil yapıp color'dan da şuradan da kırmızı tonlarda bir şey yapıyorum. Ekranımızı bu şekilde ayarladık. Şimdi bunu her seferinde çağırmak istediğimiz bir yer olması gerekiyor. Oralarda şuralar. Ekranın kenarındaki bu tab yerleri. Pencere yerleri diyeyim. View ekranı olarak geçiyor. Store. Burası. Bakın buna isim de verebiliyorum. Buna diyorum ki ana ekran. Ana ekran diyorum. Sonra sağ tıklayıp şuradan delete deyip silebiliyorum. Komple boşaltmak istersem şu gri alan boş alanda sağ tıklayıp clear screen dersem komple boşaltmış oluyorum. Sonra buraya bir tane devam ediyorum buradan. Ne atabilirim? Pool'a geldim. Efekt sayfası atabilirim. Efektlerimi hazırlamak istediğimde daha çabuk erişebilmek adına. Hemen altına da efekt sayfamızı atalım. Store dedim. Buna da dedim ki efekt. Enter'a bastım. Bu şekilde hazırladığım pencerelerin aralarında kolaylıkla geçiş yapabiliyorum. Bu pencerelerde şöyle bir şey var. Dikkat etmemiz gereken. Mesela yeni bir pencere daha oluşturalım. Buradan layout pool. Bu layout diziliminde kullanacağımız ekran. Layout view. O da order'da olması lazım. Layout view. Bu da bizim layout ekranımız olsun. Bakın. Store deyip buraya attığım zaman bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sıralandırmış. Normal bir numaralı ekran fiziksel masadaki küçük ekran. 2 numaralı ekran, 3 numaralı ekran, 4 numaralı ekran. Yani karşıdan bakıştan aslına bakarsanız masanın görünümü. Bu 5 ile 6 ile dışarıdan ekstra taktığımız monitör ekranları. Şöyle all dersem bu pencerelerin içine atadığım aynı bu arayüzlerin ekranlarını da tek bir tuşun içerisine atmış olur. Ekran geçişlerimiz de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoların devamıyla ilgili bilgi almayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.